Doğu Karadeniz turumuzun ilk günü ve biz yola çıktık. Şu an Urfa Virenşehir'den Diyarbakır'a gidiyoruz. Size hemen yolu gösteriyorum. Evler genel olarak böyle. Taşlı bir toprağı var. Evler de tek katlı, böyle müstakil. Hayvancılıkla uğraşıyor insanlar. Bugünün bizim için bir diğer önemi de Karadeniz turuna çıkıyor olmamızın yanında şöyle 44 günlük bir bebeğimiz var. Küçük ama ufaktan yetiştirelim dedik. Evet. Yolda bölge hayvancılıkla uğraştığı için sıkça böyle koyun ve inek sürülerine denk gelebilirsiniz. Biz de şu an bir tanesini yakaladık. Çok trafik var. Trafik çok yoğun. Ya şu sonuna gidip tatlı. Bugün Erzurum'u geziyoruz. Şimdi bebişkomuzu hazırladık. Annesi hazır. Evet, ben de hazırım. Geziye başlıyoruz. Erzurum'da her yer birbirine çok yakın. Cumhuriyet Caddesi kenarında hepsi. Birazdan Erzurum evlerine geçeceğiz. Şu an kale evi uğrayalım dedik. Merkezde zaten hepsi. Çifte minareli medrese, Ulu Cami. Hepsi yakın birbirine. Sadece araçla gidilecek tabyalar falan var. O da yine çok yakın ama sadece merkeze biraz uzak. Araçla gidilebilir. Şimdi sizi manzaralarla ve görüntülerle baş başa bırakıyoruz. İyi seyirler. Kalenin içerisinde fazla bir şey kalmamış. Şöyle. Harap olmuş hepsi. Bir şu karşıdaki kule sağlam, birazdan çıkarız. Bir burada bir mescidimiz var. Acaba kimler namaz kıldı burada? Bu mescit Erzurum'daki en eski tarihi yapılardan bir tanesiymiş ve çok fazla onarım görmüş. Nesiller boyu kullanılmış sanırım. Top mermileri var. Böyle dökülmüş metalden. O yerinden kalkmıyor. Top mermileri. Erzurum Kalesi'ne gelinmeli mi? Kesinlikle evet. Kesinlikle evet. Özellikle şu tepsi minare için bile gelinebilir. Şimdi sırada çifte minareli medrese var. Hemen kalenin karşısını şöyle göstereyim. Dediğim gibi yerler birbirine çok yakın zaten. Şimdi biz oraya geçiyoruz. Çifte minareli medreseye geldik şimdi. Thank you.
sabah erken kalktık. Hem kalabalık olmasın evet. diye hem de çok sıcak olmasın diye. Ama şimdi acıktık tahmin edersiniz. Bir karavan zaten yakındı gezdiğimiz yere. Şimdi onunla göstereceğim. Karşı kale. Hemen kalenin karşısı karavanı koyduğumuz yer. Şimdi kahvaltımızı yapalım. Kahvaltı yapıp tekrar gezmeye devam edeceğiz. Burada elektrikler kesilirse diye tepeye böyle bir açıklık bırakmışlar üzeri cam. Aynı şekilde şöyle yanında da var. İçeriği o bile gayet güzel şöyle yere düşen ışıktan göreceksiniz. Gayet güzel aydınlatıyor. Erzurum merkezi olur da yolunuz düşerse kesinlikle Ulu Cami'ye uğramadan gitmeyin. Çok büyük ve eski, güzel bir cami. Korunmuş bir cami. Birçok camide görmediğim bir şey dikkatimi çekti. Cami girişlerine, daha doğrusu çıkışlarına şöyle şu şekilde oturma yerleri yapmışlar. Karşıda da var aynısı. Buraya oturup ayakkabınızı giyebiliyorsunuz. Gayet güzel düşünülmüş. Aynısı karşıda da var. Oturup ayakkabınızı giyebilirsiniz. Şimdi Çifte Minareli Medrese ile Ulu Cami arasından karşıda üç gümbetler var. Oraya geçiyoruz. Aracımızı geziyoruz. Hemen bir yere park edip şehir merkezinde Yakutiye Medresesi yazıp hemen yanına bırakıp ana yol zaten Cumhuriyet Caddesi. Her yeri gezebilirsiniz. Hemen her şey yan yana burada. Biz ama Erzurum'un en çok havasını sevdik. Dün 45 dereceden Urfa üzeri Maraş'tan gelince terleyerek gelince burada da hava şu an gündüz olmasına rağmen 23-25 derece ve Ağustos'un sonundayız. Şu an sıcakta yürüyoruz ama. Sıcakta yürüyorsun ama terlemiyorsun. Öyle güzel bir havası var. Yazın Erzurum'a taşınıp kışın Akdeniz'e mi taşınsak? Kesinlikle. Bizim orası yanıyor. Klimasız kesinlikle dışarıda durulmuyor. Kapılar kapalı olduğu için burada görecek çok fazla bir şey yok. Sadece dışarıdan yapıları izliyorsunuz. Biz buraya geldiğimizde hemen burada Erzurum Müzesi dikkatimizi çekti. Şimdi burayı da merak ettik. Buraya da bir girelim. Zaten hemen yan bahçe. Sonrasında çarşıya geçip Yakutiye Medresesi'ni falan gezeceğiz. Sonra Artvin'e doğru yola devam. Tortum Şelalesi'nde güzel görüntüler yakalamaya çalışacağız. Müzenin orta kısmına açık alana şu şekilde yürüme yolları yapılmış ve eski dönemlere ait taş işçilikleri sergileniyor. Mesela bunlar mezar taşlarıymış. Sizi daha fazla sıkmak istemiyorum. Gelirseniz kesinlikle müzeye uğrayın. Güzel şeyler var. Buraya kadar gelmişken çarşı merkezine 5 dakika bile değil. Çok yakın. Kesinlikle uğrayın. Bu arada
Burada müze kart geçerliymiş arkadaşlar, sorduk. Gelirseniz müze kartla ücretsiz bir şekilde gezebilirsiniz. Erzurum Kalesi'nin tam karşısında şölen dondurma var. Burada kadayıf dolması yiyeceğiz. Biliyorsunuz Erzurum'da meşhur kadayıf dolması şöyle. Bakalım tadı nasıl. Şimdi içeriye girdik. Normalde kadayıf dolması yiyecektik. Ancak sütlü kadayıf da varmış. İlk defa gördüm. Bunu da bir test edelim dedik. Porsiyon fiyatlarını çıkışta paylaşırım. Bize afiyet olsun. Erzurum evlerinin girişine geldik. Çıktık dışarıya, yağmur başlamış. Arabayı da çarşı meydanına bıraktık. Şimdi medreseye giderken yol üzerinde çok güzel camiler var. Burası da... Evet. Çok güzelmiş. Etraf, peyzaj, mimari, her şey çok güzel. Zamanımız azaldı ve Tortum Şelalesi'ne de gideceğimiz için Artvin yolu üzerinde. İçeriye girmiyorum ama mimari harbiden çok güzel. Erzurum'un bu camileri benden 10 üzerinden 10 aldı. Şadırvanları olsun şöyle. Camileri olsun. Hepsi çok güzel mimari yapıda. Geldik Yakutiye Medresesi'ndeyiz. Hemen iç kısmını gösterip yola devam edeceğiz. Kültür Yolu Festivali'ne denk geldik. Sabah söylemiştim videonun başlarında. Şimdi burada onunla ilgili bir sergi var. Biz Yakutiye Medresesi'ne giriyoruz. 1310 tarihinde İlhan Hükümdarı Sultan Olcaytu zamanında yapılmış burası. 1310 yılı. Meşhur Tortum Aksu Çağ Kebabı'na geldik, kebap yemeye. Ustam kolay gelsin. Sağ olun, hoş geldiniz. Hoş bulduk. Ustam incince doğuruyor. Şöyle ocak uzayıp gidiyor. Odun ateşinde. Dana karışık galiba. Aynen abi. Sosunda karabiber, soğan, tuz var. Hı. 200 günde var. Bir gün 12 saat dinlenmesi garantili. 12 saat dinleniyor. Lezzet olur. Eyvallah.
Şimdi Instagram'dan bizi takip edenler bilir. Az önce adımını yaptık. Masaya geçtim. Masa bu şekilde arkadaşlar. Yanında lavaşı var. Sıcak sıcak geliyor. Birer şiş. Ustamız şöyle elinde tepsiyle dağıtıyor. Şöyle. Herkese birer şiş bırakıp devam ediyor. Sıcak sıcak yenmesi için. Siz bitirdikçe devamı geliyor. Tamam diyene kadar. Nasıl? Güzel mi? Hadi bize afiyet olsun. Bu arada fiyat şiş 70 TL. Aksu Cağ Kebap'ta Cağ Kebap'ını yedik. Tam bir aynen öyle fiyat performans. Dünkü gittiğimiz yerden daha güzeldi. Orada evet. Cağ Kebap'ı yememiştik. Et döner yemiştik ama. Evet. Yani 3 şiş, daha güzel. 3 şiş 210 lira yapıyor. Evet. Bir şey yiyip içmezseniz yanında. Dolu dolu geliyor. Doyuruyor. Yani. Bayağı bir doyuruyor. Beğendik. Tekrar gelir miyiz? Evet. Geliriz kesinlikle. Erzurum'dan Artvin'e giderken Uzundere'den geçiyorsunuz. Uzundere'de de burası da Citaslov yani sakin şehir ilan edildi. Böyle bir teras var aşağıyı gören. Barajın başlangıcını gören. Çok güzel böyle. Burası eski yol aslında. Artvin'e giden eski yol. Pirin kayalar geçti. Ben üniversiteyi okurken yol buradan gidiyordu. Buradan gidiyorduk. Bir gidiş bir geliş. Sürekli heyelan olur yukarıdan aşağıya. Burayı biliyorum o yüzden. Aşağıda tabela gördük. Cam teras 2 kilometre diye ama gittik bulamadık. Sanırım ya daha ileride ki heyelan bölgesi. Buradan sonra gitmek sizin inisiyatifinizde. O yüzden gitmedik. Size buradan manzarayı gösteriyorum. Aşağı yukarı orası da hemen hemen aynıdır. Burada manzaralar hep böyle çünkü. Biz şimdi aşağıda tünel direkt dağın altına giriyor. Karşıdan çıkıyor. Şimdi biz aşağıya ineceğiz tünele. Artvin'e doğru devam edeceğiz. Tortum Şelalesi'ne doğru gidiyoruz. Şimdi bebeğimizi de kucağımıza aldık. Erzurum'dan da bu kadar arkadaşlar. Evet yorulduk ama evet. Çok güzeldi. Erzurum merkezde gezilecek bildiğimiz böyle duyduğumuz neresi varsa hepsini gezdik. Sonraki videoda biz devam edeceğiz yola Doğu evet. Karadeniz turumuza. Artvin'den İkinci bölümde Artvin'de olacağız. Kanalımıza abone olarak bize destek olursanız çok mutlu oluruz. Sonraki bölümlerde görüşmek üzere. Erzurum'dan Allah'a ısmarladık.